Merhaba sevgili Bağkurlu arkadaşlarım. Yine bir Bağkurlu videosuyla buradayız arkadaşlar. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz arkadaşlar. Umut fakirin ekmeğidir arkadaşlar. Umudunu kaybettiğin zaman zaten yaşamanın bir tadı olmaz. Her zaman umutlu olacaksın. Biz yine Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer olacak bir şey varsa yine de ben yapacağına inanıyorum. Şimdi burada bir sürü spekülasyonlar çıkıyor. Bir sürü şeyler çıkıyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Herkes konuşuyor arkadaşlar. Herkes konuşuyor. Yok işte Bağkur'un olmazmış, şöyleymiş, böyleymiş, felende, filende. Yok 9000, 5400, 5400. Artık bu kelimeleri duymak istemiyor Bağkurlu. Yani burada hep böyle Bağkur hakkında biraz da olumlu, alımlı konuşan insanlar da var. Ama onlar azınlık şekilde konuşuluyor. Yani bazısı diyor işte Bağkur eşitlenecek diyor. Bazısı diyor 7200'e düşme durumu var diyor. Bazısı diyor işte EYT'nin içinde var diyor. Mesela EYT Bağkursuz olmaz diye Twitter'da veya böyle bir Bağkurlular veya orada dertlerini dökmüşler arkadaşlar. Twitter'da mesela bir şey vurmuşlar. EYT Bağkursuz olmaz diye. Yani Bağkurlu yalnız değil. Bağkurlu devletimizde unutmayacağız. Ben yine inanıyorum. Son damlasına kadar inanıyorum arkadaşlar. Yani bu tabi bitmiş bir olay değil ki. Bunu hemen çıkarıyorlar. Yani bakıyorum bazı yorumcu şeyler bu. Video atıyorlar işte. Bir şeyler yapıyorlar ama insanlar böyle sanki EYT bitmiş de işte gitmiş de işte Bağkur bitmiş. Bağkur'u unutmuşlar zaten. Böyle yani hep böyle Bağkurluları ne biçim anlamadım ben bu işten bir şey. Vallahi de anlamadım, billahi de anlamadım yani. Bunu bilmiyorum. Bunda bir spekülasyon mu yapıyorlar, ne yapıyorlar anlamıyorum. Bir şeyler diyorlar ya onlardan. Ama ben bunların hiçbirine inanmıyorum abi. Vallahi de inanmıyorum, billahi de inanmıyorum. Ben kime inanırım? Devletime inanırım. Kime inanırım? Cumhurbaşkanıma inanırım. Cumhurbaşkanım derse orada Bağkur 9000 olacak. Şu böyle olacak derse tamam boynumuz kıldan incedir. Cumhurbaşkanımız bunu demiş. Ama daha benim Cumhurbaşkanım açıklama yapmadı ki daha. Tamam kağıtlar gitti orada bir çalışma var. Bir şey var yani var söylüyorlar ben yalan söylemiyorum yani. Herkes söylüyor. Yani bu Bağkur hakkında baya güzel çalışmalar var. Belki bir güzel haber gelecek bize. Niye bu Bağkur'un umudunu kırıyorsunuz da siz bilmeden burada konuşuyorsunuz da. Bilmeden yani daha olayı bilmeden şeyi neticeyi bilmeden hemen bir laf duyuyorsunuz bir yerde küçük bir laf duyuyorsunuz hemen patır 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 ortalığı yayıyorsunuz milleti kandırıyorsunuz yapmayın videomuzu izlensin diye yapıyorsunuz bunları biliyorum ben yani şimdi bir SSK ve Bağkur şey kaldı olmaya başladı yani şimdi herkes artık takıldı ben de takıldım bütün millet takıldı yapmayın bunu devletimiz açıklamasını yapar. Olumlu veya olumsuz. Biz devletimizden bir haber bekliyoruz. Biz devletimizden bekliyoruz. Yani bir de bilip bilmeden, bir şeyi bilmeden insanların umutlarını kırmayın. Bağkurlu bu işin son damlasına kadar umudunu yitirmedi arkadaşlar. Çiftçi Bağkur'u heyecanla bekliyor. Serbest çalışan insan heyecanla bekliyor. Küçük esnaflarımız heyecanla bu işi bekliyor. Yani bu kadar insanın çok bir heyecanı var. Yani büyük esnaflar da ben tahmin edersem yani büyük esnafların da ihtiyacı yoktur ama onlar da buna eşitlik olmasını ister. İstiyor yani. Bunu herkes istiyor. O yüzden biz her zaman burada gerçekleri konuştuk. Gerçekleri. Neyi konuştuk? Esnafın halini konuştuk. Esnafın durumunu konuştuk. Çünkü belli, her şey belli. Yani herkes küçücük bir ışık istiyor. Bir ışık yanması istiyor. Allah'ın izniyle de Sayın Cumhurbaşkanımız bak her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Vergileri sildi, onları sildi, bir şeyler yaptı. Bir sürü faydalı, halkına faydalı işler yaptı. Belki Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Bağkur'umuza da bir ışık yakacak. Hani Allah'ın izniyle. Yani umutsuzluğa kapılmayalım arkadaşlar. Sonuna kadar bekleyelim. Bakalım güzel bir haber inşallah bize de çıkar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.